Sevgili dostlarım, herkese merhaba. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle beraber YKS konusunu ele almış olacağız. Peki YKS'ye kimler başvursun? Kimler başvurursa daha iyi konuma gelebilir? Peki daha sonrasında ÖSYM şifresi ilk defa nasıl alınır gibi sorulara bu videoda yanıt bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. Eğer 2 yıllık bir bölüm okumak istiyorsan ve hedefini biraz daha geniş tutmak istiyorsan muhakkak YKS'ye başvur. Yaşının ve şu an gelmiş olduğun notanın hiçbir önemi yok. Muhakkak başvurunu yap. Ondan sonraki süreçte açık öğretim üniversitelerine kaydını yaparsın ve oradan devam edersin. 2 yıllığını bitirdiğin takdirde biraz daha hedef kitleni biraz daha yükseltmiş olursun. Hatta daha da yukarıya gidebilir. DGS sınavıyla lisans tamamlamış olabilirsin sevgili dostum. Muhakkak YKS'ye başvurunu yap. Birazcık daha hedefini yüksek tutmak istiyorsan. Hani ben lise mezunuyum, niye bu kadar dar alanım diyorsan muhakkak başvur sevgili dostum. Yok ben lise mezunu olarak başvurumu yaparım, memurluğumu buradan denerim, şansımı buradan denerim diyorsan artık o senin bileceğin bir iş. Ama muhakkak eğer hedef kitlerini birazcık daha genişletmek istiyorsan, birazcık daha alanını genişletmek istiyorsan kesinlikle bir YKS'ye başvur. Düşük puan almanın hiçbir önemi yok. Düşük puanla da açık öğretim üniversitelerine muhakkak başvurunu yapabilirsin sevgili dostum. Başvurular başladığı takdirde ben bu kanaldan sizlere en iyi şekilde aktarmaya çalışacağım. Adım adım hepsini göstermiş olacağım. Şu an başvuru butonu açık olmadığı için yarından itibaren güzel bir şekilde bir video hazırlayıp sizlere sunmuş olacağım arkadaşlar. Muhakkak kanala abone olarak bilgilerden haberdar kalmayı unutmayın ki YKS süreci boyunca da ben oldukça hani denemeler olsun, daha sonrasında soru çözümleri olsun, daha sonraki süreçte bilgi akışları olsun, bu tür bilgilere de yer vermiş olacağım bu kanalda. Muhakkak abone ol, bu süreçte olduğu işine yarayacak dostum. Şimdi dilerseniz ÖSYM şifresi nasıl edinebiliriz? Nasıl alabiliriz? Bunun hakkında adım adım sizlere göstermiş olayım sevgili dostlarım. Hadi bakalım geçelim o zaman. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi adım adım sizlere aktarmış olacağım. Öncelikle ÖSYM aday işleme sistemi yazıyoruz Google'a. ÖSYM aday işleme sistemine tıkladığınız saatte size şöyle bir ekran çıkacak karşınıza arkadaşlar. Buraya tıkladığınız takdirde zaten size otomatikman sayfaya yönlendirmiş olacak sevgili dostlarım. Daha sonraki süreçte yukarıda sağ üst köşeyi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar E-Devlet ile giriş yap, E-Devlet ile kayıt ol butonunun var olduğunu görüyoruz. Şimdi bizler ilk defa şifreye sahip olacağımız için E-Devlet ile kayıt ol butonuna tıklamamız gerektiğini lütfen unutmayalım. E-Devlet ile kayıt ol butonuna tıkladıktan sonra arkadaşlar karşımıza şöyle bir ekran çıkacak. Biz de buraya şifremizi ve TC'mizi ve E-Devlet şifremizi yazmış olacağız. E-Devlet şifresine sahip olmak için dediğim gibi en yakın PYT şubesine gidip oradan temin edebilirsiniz sevgili dostlarım. Daha sonraki süreçte adım adım zaten işlemiş olacağız. Hemen girelim arkadaşlar. E-Devlet ile giriş yaptığınız saatte karşınıza şöyle bir sayfa çıkmış olacak arkadaşlar. Size başvuru sürecekler, başvuruları ve daha önceki süreçte de hem şu an mesela bunlar var. Yarından itibaren de YKS başvuruları da başlamış olacağı için bu sekme içerisinde o da yer almış olacak. Oraya tıklayarak rahatlıkla başvurunuzu yapabileceksiniz sevgili dostlarım. Zaten başvurular başladığı takdirde nasıl başvuru yapacağımıza dair hepsini adım adım sizlere aktarmış olacağım sevgili dostlarım. Muhakkak kanala abone olarak bilgilerden haberdar kalmayı unutmayın sevgili dostlarım. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.